Herkese merhaba. Zeytinburnu'dayız. Burada çok güzel bir odadayız. Çok fazla böyle çerçeve var. Sertifika, takdir, teşekkür belgeleri vesaire vesaire. Değişik semboller. Yanımda Resul Çalışkan var. Resul Çalışkan Türkiye'nin sayılı kişilerden veya tek de olabilir artık bilmiyorum da sayılı kişilerden desem daha iyi olur. Balkan folklörü ile ilgili eline gelen yapmaya çalıştığı bir iştir Balkan folklörü. Ben onun yanında geldim bir Balkanlı olarak ben de. Bu odaya bir kez önce uğramıştım, dikkatimi çekti, dayanamadım. Abi dedim seninle görüşüp bu röportajı yapmamız lazım. Fazla uzatmadan ben ona mikrofonu uzatıyorum ve o kısacası kim olduğu, ne yaptığı ve bunların hangi yani ne anlama geldiğini kısaca anlatacak. Umarım siz de sonuna kadar bu videoyu izlerseniz dikkatinizi çekecek. Çünkü Resul Çalışkan zor, az kişilerden biri ve zor bulunan bir kişi. Çünkü kendisi çok meşgul. Ben bu röportaj yapmak için çok bekledim. Uzatmıyorum. Abi buyurun. Çok teşekkür ediyorum Leonard Ferhati'ye. Sevgili Balkan TV izleyicileri, sosyal medyada bütün Balkan kültürlerine dair tüm olayları takip eden ve sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerindeki insanların ilgilenebileceği bir sosyal kanalı kazandırdıkları için bu camiye, Leonard Ferhati'ye ve tüm destekçilerine teşekkür ediyorum. Acizane Resul Çalışkan 15 yaşında kültür hayatına başlamış. Okullarda, ilkokul, ortaokuldan sonra özellikle lise 1'de halk oyunlarına profesyonelliğe adım attı. O kadar ki lise 1'de şu anda Ataköy sahildeki galeriya denilen o AVM merkezinin olduğu yerde boş arsayken çadır vardı. Hürriyet gazetesi adına orada Ramazan'da 30 gece tiyatrolar, halk oyunları gösterileri yapılırdı. Ticari amaçla 30 gece iftardan sonra gösteri yapıp da 30 gecelik maaşıyla ilk motosikletini satın alan 15 yaşındaki delikanlı halk oyunlarında uzmanlığa o zaman girmişti. Ondan önce amatörce öğrenciydi. Ayrıca o yıllarda halk eğitimde öğretmenliğe başladık. Liseler arası yarışmalarda Türkiye'de en iyi dereceleri aldık. Daha sonra liseyle beraber yandaki ortaokulu, ilkokulları çalıştırdık. Halk oyunları adına Balkan kültürlerini acaba bütün okullarda her sene yüzlerce, binlerce öğrenciye öğretebilirim derken 15 yaş ile 2018'e göre 33 yılda inanılmaz aşama kat ettik. Hiç abartısız on binlerce talebeye Balkan oyunlarını öğrettik. Sonra ilerleyen yıllarda sadece Balkan oyunlarını öğreterek okuldaki tüm yöreleri Balkan kuramayız. Balkanlar dışındaki yöreleri de dernekteki uzman öğretmenlerden kendimizi geliştirerek Türkiye'nin her yöresini öğrenen ve çocuklara her yöreyi öğreten, özellikle çocuklar ve gençlere bir hedef kendimi adlettim. Sigara içmeyen, alkol kullanmayan, kötü alışkanlıklardan, hatta ismini sayamayacağım ahtapotun kollarındaki kadar kötü alışkanlıkların hiçbirine bulaşmamaları için kültürle, sosyal faaliyetle, sporla uğraşsınlar. Aile bireylerinin gururu olsunlar. Ülkeye, millete, ümmeti Muhammed'e faydalı olsunlar diye öğrencilere örnek olmaya çalıştık. Ve yetiştirdiğimiz bu talebelerin sahnelere çıkmasını, televizyonlara çıkmasını, festivallere gitmelerini, toplum karşısında gözde ve önde bireyler olmasını sağladık. Onlar böyle toplum karşısında kendilerini gördükçe bana kötü alışkanlık yapışmaz, bana yakışmaz diyerek hep kendilerini alıkoydular ve onların en az yüzlercesi enstrüman çalmayı, halk oyunları hocalığı, ses sanatçılığı, kostümle alakalı meseleler, araştırmacılık, televizyonculuk derken birçoğunun kolunda altın bilezikler var. Sadece onların bazıları bu işlerle, bizden kazandıkları bu meziyetlerle ekmeğini, evini, helal rızkını kazanıyorlar. Kimisi yedek iş olarak bu işi yapıyor. İnanılmaz rahat geçiniyorlar. İçim rahat çünkü onlara iyi örnek oluyoruz. Ve o talebelerimizin, inanır mısınız, Bayrampaşa'daki bir okulda ders veriyorum. Talebemin oğlu gelip tekrar ders alıyor. Yani babası öğrencimmiş. Şimdi artık oğluna ders veriyorum. Demek ki iyi yoldayız ki kötü bir öğrenci yetiştirseydim baba oğlunu göndermezdi. Git benim hocamdan ders al demezdi. Evet, bununla alakalı çalışmalarımızın yanı sıra Rumeli müziği, Balkan müziği ile ilgilendik. Daha çocukluğumda
mahallelerde akordiyonla, klarnetle ses tesisatı olmadığı yıllarda çalan müzisyenleri Bayrampaşa'dan alıp Zeytinburnu'na götürerek, onların yanında beraber davul çalarak usta müzisyenlerin yanında ritim öğrendim. Daha sonra onlara yavaş yavaş kamera çekimleri, ses tesisatı kurma, düğünlere organizatörlük yapma, folklor ekibi götürme, ünlü sanatçıları götürme, kına gecelerini organize etme. Yavaş yavaş bunların hepsinin düğünlerine gide gide, her bir düğüne gittiğimizde yüzlerce, binlerce insanın sizi görmesi, o zamanlar televizyonlar yok, Rumeli TV, tek Rumeli TV yok, Meltem TV'de yayınlanan 12 yıl boyunca Tuna Boyları programı yok. Biz halkın doğal reklamıyla tanına tanına 33 yıla neler sığdı? Yılda 150 düğün, 33 yılda kim bilir kaç bin düğün, kaç bin düğünde kaç bin seyirci derken doğal bir reklamımızla inanılmaz bir müşteri grubu oluşturduk. Sonra bu müşteri grubumuz Rumeli TV'de nasip oldu. Program yaptık. Yıllarca bu programlara çocuklarımızı, öğrencilerimizi, talebelerimizi, Balkanlardan gelen tüm ünlü sanatçıları programlara çıkarttık. Oradan da tanındık. Ve daha sonra da sosyal medyanın faydalarını gördük. Özellikle Leonard Ferhati arkadaşımın bana ve oğluma tavsiyeleriyle dünyada bir ilki başardık. Balkanlardaki ve Türkiye'deki hiçbir Rumeli sanatçısına nasip olmayan bir tüyoyu verdi. O gizli tüyoyla oğlum şu anda 5 milyon izleyicinin takip ettiği YouTube'un Net D müzik kanalındaki en çok tıklanma rekoru alan sanatçı oldu. Şu anda kolunda altın bileziği var, ailenin gururu, Rumeli'nin gururu. Ne güzel bir evlat yetiştirdik. Sadece yabancı çocuklara değil, kendi çocuğumuza da faydalı olmanın örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Ses tesisatı kiralıyoruz. Kostüm dikmeye başladık. Kostüm okullardaki fakir, gariban, yetim, öksüz, gurbetçi çocuklarımızın oyunları öğrendikten sonra benim param yok kıyafet kiralamaya, almaya yok dedikleri, içimizi cızlattığı meseleden dolayı Allah rızası için bunlara kıyafet verelim dedik. Niyet halis olunca akibet de halis oldu. Şu anda 8000 kostümümüz oldu. 8000 kostümü olmayan meslektaşlarımıza kiralıyoruz. Ucuza veriyoruz. Üretim isteyen derneklere, yurt dışına, Türkiye'ye onlara da kostüm dikip satıyoruz, kiralıyoruz. Düğünlere müzik orkestrayla gidiyoruz. Gelin çıkartmalara klarnetle, davulla, akordiyonla. Sokak düğünleri organize ediyoruz. Salon düğünleri organize ediyoruz. Şu ana kadar 2 kere Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği düğünlerin organizesini beraber yaptık. Birinde Leonard Ferhati'nin de desteğini aldık. Ve çok büyük işlere imza attık. Son 10 yıldır ciddi olarak Mehteran takımı öğretmenliği, kostüm imalatı, enstrüman imalatı, mehteran grubu kurma, mehterleri yurt dışına götürme ve Türkiye'deki konserlere, düğünlere, etkinliklere, bayramlara çıkartmayla ilgilendik. Mehter Türk kültürü ama Balkanlardan gelen birisi olarak kadim kültürü yaşamamızın da mutluluğunu hissediyoruz. Burada gördüğünüz belgelerin tam 10 misli maalesef odamıza sığmayan kolilerde, tekerlekli valizlerde, çuvallarda, plaketler, belgeler, diplomalar, sertifikalar, kupalar, madalyalar, bu oda bize dar geldi. Bu odanın 5 misli büyüklüğünde sokağın karşısındaki dükkanı kiraladık. Bu odanın benzerini 5 misli büyüteceğiz ama 10 misli fazla evrak var, belge var. Nasıl sığdıracağız bilmiyorum. Kazandığımız her belgeyi, her plaketi, her sertifikayı, her ödülü ileride bir yere asarız diyerek saklama hastalığıdır bu. İnsan eğer hatıralarında
bir küçücük kağıt parçası için bir yıl uğraşıp onu hak etmenin mutluluğunu, ben bu kağıt parçasını ne yapayım ki deyip çöpe atarsa, hiç kimse geçmişini anlatamazsa, hatır olarak eve saklayamazsa, başkalarına gösteremezse diye buraya sıkıştırdık. O yüzden burada iğne atsanız, biraz da düzensiz olduğumuz için kusura bakmayın, iğne atsanız yere düşmez. Ama bir dahaki çekimlere inşallah Leonard o 120 metrekarelik çok büyük dev ofisimizde karşılayacağız sizi. Beni nasıl bulacaksınız? Bütün sosyal platformlara Resul Çalışkan yazdığınızda tüm bilgilerim çıkıyor. Bunun dışında bir web sayfası kullanıyorum. www.mehtergrubu.com'u kullanıyorum. Cep telefonum 0553 0444 310. Bir kez daha tekrarlıyorum. 0553 0444 310 numaradan bana ulaşan herkese her türlü hizmet etmeye hazırım. Özellikle Balkanlar için yaptığımız araştırmaları İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Oyunları Konservatuvarı Musiki Araştırmaları Derneği'nin Halk Oyunları adına üniversiteden bugüne kadar 6 adet değişik zamanlarda öğrencilerin bitirme tezleri, araştırma, mezun olma tezlerinin konusu olmayı başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese kapımız açık, her türlü bilgiyi paylaşmaya, her türlü bilgiyi aktarmaya hazırım. Yeter ki Balkanlar kültürü sadece bu ülkemizde değil, dünyanın her yerinde yaşasın. Balkanlar kültürünü yaşatan, özellikle bu kanala herkesin abone olmasını istiyorum. Ve Leonard Ferhati'ye bu mücadelesinde herkesin hem maddi hem de manevi desteğini esirgememelerini rica ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi. Çok da böyle seri konuştu Resul Bey. Ben çok daha uzatmayacağım da en son tekrarladığı, yani söylediği tekrarlayacağım. Hani bize destek, her şeyi boş verin, bu kanala abone olarak, yani kendini Balkanlı hisseden ve Balkanlı olup da kendini Balkanlı hisseden bu kanala abone olursa bizim için en büyük destek bu. İnşallah benzeri konularla, benzeri kişilerle, daha büyük kişilerle, nasıl diyeyim artık, daha büyük, yanlış belki oldu da, daha böyle değişik ve ilginç hikayelerle Balkanlı ve bakanlık kişileri bularak işte bu YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Başka bir video gelene kadar kendinize iyi bakın. Bir soru, bir yorum veya Resul Bey'le nasıl, nerede buluşuruz, ederiz falan filan yorum kısmında yazın. Ben cevapla yardımcı olmaya çalışacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay diyoruz.